Evet sevgili seyirciler, devam ediyoruz sohbetlerimize. Yanımızda iki tane değerli abimiz var. Evet abicim. Türkiye'de biliyorsunuz malum gündem terör şu anda. Ramazan'dan da çok acı bir olay yaşattılar. Neler demek istersiniz? Terör olayı nasıl çözüldü? Abi şimdi deyim yerindeyse hükümet hiç taviz vermeden devam edecek buna. Bunlar dinden imandan anlamıyorlar. Ramazan'da herkes bayrama hazırlanacak. Onlar çocuklarını arayacak, çocukları arayacak babalarını. Çok üzülüyoruz, çok dua ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Allah ülkemize öyle bir nimet vermiş. İşte görüyorsunuz Haziran ayında serinlik. Cenab-ı Allah bizi çok seviyor. Ne kadar başımızı secdeden kaldırmasak az ama yapacak bir şey yok. Bunların ben Kürt olduklarına da inanmıyorum yani. Artık işte burada Kürtler de yaşıyor. İç içe yaşıyoruz. Yani yıllardır kardeş kardeş. Kardeş, ben Boşnak'ım. Biz Novi Pazar'dan geldik buraya. Bugüne kadar hiçbir ya tabiri caizse biz burada özgür değiliz. Ankara'dan öteye rahat gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Ama o buraya geliyor rahatlıkla. Evini alabiliyor. Al işte bu binayı komple bir Kürt alabilir. Satın alabilir. Yapacak bir şey yok. Daha ne istiyorlar? Yani açılım açılım iyi de hepsi bitti yani. Peki çözüm sürecini desteklediniz mi? Ya bir nebzeye kadar destekledim ama onlar affedersin şey yaptılar yani. Yanlış yola kullandılar bunları. Keşke olmaydı. Ne güzel bak Hakkari'de dünyanın en iyi pirinci yetişiyormuş. Biz yeni öğrendik bunları. Ama ne yaptılar? Bunlar silah yiyordular oraya. Yazık günah. O polisler de bizim evladımız. O askerler de bizim evladımız. Hepimiz gittik oralara ama insanlıktan nasibini almamış insanlar artık. Öyle diyelim. Bunlar insan demek bile yanlış. Hayvana bir taş alırsın atarsın gider. Bunlar ondan da anlamıyorlar. Vallahi bana yetki verseler gaz bombasını atarım. Hepsi birden düz ara gitsin yani. Yapacak bir şey yok. Peki siz ne demek istersiniz? Katılıyor musunuz abiciğim? Tabii ki üzülüyoruz olan yaşanan şeylere. Şehitlerimiz var. Çok üzülüyoruz. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah bu işleri atlatırız. Kolay değil. Mübarek Ramazan ayında hep duacılarıyız. Polisimizin, devletimizin. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Peki bu operasyonlar devam etmeli mi? Bence etmeli. Sonuna kadar etmeli. Başlandıysa sonuna gidilmeli bence. Peki abi orada bir şeyler söyledi. Size yetki verilse yani çözümünüz ne olur? Abimin söylediği gibi çözümden anlamıyorlar. Bunların niyeti belli. Ülkeyi parçalamak, dağıtmak, örgütler kurmak. Ya bunların sonu gelmez. Bunların temizlenmesi lazım. Başka türlü biteceğine inanmıyorum ben. Ya bu operasyonların devam etmesi gerekiyor bence. Sonuna kadar. Sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın kararlarının arkasındayız. Destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Bunun alternatifi yok yani kalmadı. Gerekirse biz de çıkacağız. Biz de savaşacağız. Olacak gibi değil yani. Bitmesi lazım bir an önce. Bu ülke hepimize yeter. Şurada Uludağ var. Aşağıda 5 saat öde Antalya var. Böyle bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yok. Paylaşamadığımız ne yani? Al işte İnegöl. İş var, aş var, yemek var. Burada kimse aç kalmaz. Git buradan Eskişehir'e, git İstanbul'a. Yani istenilen ne? İstenilen yazık günah onların da çoluk çocukları var ya. Yani peki Suriye olayına nasıl bakıyorsunuz? İnegöl çok göç aldı Suriye'de. Eleştirenler oluyor mesela. Siz dediniz ya burada herkese yetecek kadar ekmek var diye. Yani onların politikasını ben anlamış değilim ama yani ülkelerini terk edip gelmeleri biraz aves kaçtı ama orada belli olmayan bir savaş var. Kim kime vurduğu belli değil. İşte yok DAEŞ'miş, yok bilmem neymiş ama yani onun için pek yorumda bulunmak istemiyorum çünkü konumu bilmiyoruz. Ne olup bittiğini bilmiyoruz ama onlar da herhalde burada çok meraklı değildirler duruma gibime geliyor. İnşallah onların da savaşları biter. Bir an önce ülkelerine dönerler. Bizim kendi sorunlarımız bize yetiyor zaten. Peki mesela Suriyeli bir aile gelse yardım istese sizden yardım eder misiniz? Tabii ki seve seve canım sonuçta insan. Yani Müslüman. Tabii tabii onlar da çoğu zaten Türk asıllı Türkmen. Ama görüyoruz Türkmenler daha yurtlarını terk etmediler. Terk eden varsa da tek tük ama yapacak bir şey yok. Yani onların da çocukları var onların da aileleri var. Yani bu dünya hepimize yetmesi lazım diye düşünüyorum ama şu kadar yani ömürde bu terör olaylarını anlam vermek işten bile değil yani. İstenilen dış güçlerin şeyleri. Yani biz Allah'ın izniyle 10 sene daha sıkarsak dişimizi bu
Amerika'yı da kapatıyoruz, İsrail'e de kapatıyoruz. Yeter ki kalplerimiz temiz olsun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Size de teşekkür ederiz. Evet efendim, röportajlarımız devam ediyor tüm hızıyla. Yine Sanikonlu Camii'nin etrafında devam edecek.